Evet. Vel alemu eyel alemul munadel mebniyyu alel dammi. Damme üzere mebni olan münada alem. Şimdi metnin ibaresi sadece el alemudur. Ama şarih bu alemden damme üzere mebni olan münada alemi aldı. İşte onu diyor. Yani bunu nereden çıkardın sorusuna cevaben amma kevnuhu münaden bu alemden münada alemin kast edildiğini nereden çıkardın deseniz فَلِأَنَّ الْكَلَامَ ف۪يهِ çünkü bizim konumuz münadaya dairdir. Yani şimdi münada konusundayız. Dolayısıyla münada konusunda alem denince münada alem alınır. وَأَمَّا كَوْنُهُ مَبْنِيًا عَلَى الضَّمِّ onun damme üzeri mebni oluşunu nereden çıkardınız diye sorarsanız وَدَفْلِي مَا يُفْهَمُ مِنْ اِخْتِيَارِ فَتْحِهِ الْمُنْبِئِ عَنْ جَوَازِ ضَمِّهِ o damme üzere binası da şuradan anlaşılıyor. Fetha'nın muhtar olduğunu beyan edince bu el-münbi'u ihbar ediyor ki, haber veriyor ki an cevazi dammi, demek ki dammesi de caizdir ama fetha muhtardır. Fe inne cevazi dammeti çünkü dammenin caiz oluşu la yekunu illa fil mebniye ala dammi sadece damme üzere mebni olanda dammenin cevazı olur. Dolayısıyla burada onun yahtaru fetu ileride cümlesiyle yuhtaru fetuhu cümlesiyle buradaki alemden maksat damme üzeri mebni olan alem olduğu anlaşılıyor. Evet, bu alemde damme üzeri mebni olan münada alem el mevsufu bi ibnin ona sıfet olarak ibn geldiği takdirde o damme üzere mebni olan münada aleme ibn sıfat olarak geldiğinde o ibinden mücerredin ayetta'i ister ibn tahsil olsun ev mülhakim veya ani ibnetin ani ibneten veya tali olsun fark etmez. Bu ibnin sıfat olduğu bila tehallüli vasıtatın beynel ibni ve mevsufihi o nokta yanlış noktalar. Araya ibn ile mevsufu arasına ibn ile mevsufu arasına herhangi bir vasıta girmeksizin yani başka bir şey başka bir kelime araya girmeksizin ki kema huvel mutebadiru ilel fehmi zihne hemen gelen de budur. Yani damme üzere mebni olan münada alem ibni sıfat alınca o ibn ile alem arasında herhangi bir vasıta herhangi başka bir kelime olmayacak. Öyleyse feyahrucu anhu bundan şu çıkar. Mislu ya Zeydu zarifu bin amri. Ya Zeydu bakınız. Zeydu da münadadır. Ve damme üzere mebnidir. Ve ibn ona sıfet olmuştur. Ama burada Zeyd'de fetha caiz değil. Niye? Çünkü ibn ile yani sıfat olan ibn ile mevsuf olan münada alem Zeyd arasına az-zarifu girmiştir. Dolayısıyla burada fetha caiz değil. Sadece damma. O ibnden mudafen ey hale kevni zâlikel ibni mudafen ile alemin âhar. O ibinde başka bir aleme mudaf olması kaydıyla. Yani hani dedik o damma üzere mebni olan münada aleme ibn sıfat olacak ve ibn ile o mevsuf arasına da bir vasıta girmeyecek, ara olmayacak. Bir de diğer bir kayıt,
o ibn sıfat olan ibn başka bir aleme mudaf olmuş olacaktır. O başka bir aleme mudaf olmuş olacaktır. Mudafın ile alemin ahar. Öyleyse فَكُلُّ عَلَمٍ يَكُونُ كَذَٰلِكَ böyle olan her alem, yani kendisi damma üzerine mebni olan münadadır ve ibn araya bir şey girmeksizin ona sıfat olmuştur ve o ibn de başka bir aleme mudaftır. Böyle olursa diyecek ki يُخْتَارُ فَتُهُ فَكُلُّ عَلَمٍ يَكُونُ كَذَٰلِكَ böyle olan her alem يَجُوزُ فِيهِ الضَّمُّ onda damme caizdir. لِمَا عَرَفْتَ مِنْ قَاِدَةِ بِنَاءِ الْمُفْرَدِ عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ çünkü geçmişte şunu öğrenmiştin. Müfredin damme üzere mebni olma kaidesini yukarıda geçmişte öğrenmiştin. Yani şunu demiştik. Bir isim, müfred bir isim, marife bir isim, müfred ve marife bir isim, münada olunca damma üzere mebni olur. Tekrar söylüyorum, marife ve müfred olan bir isim, mesela Ali gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Bekir gibi, Halid gibi, Zeyd gibi, bütün bunlar müfred ve marifedirler. Niye marifedirler? Çünkü alemdirler. Bunlar nidada geldiklerinde, münada olduklarında damma üzere mebni olacaklar. İşte onun bir istisnası şu. Eğer bizim o damma üzere mebni olan, alem olan ve alem aynı zamanda alem olan münadamız kendisine sıfat olarak ibni başka bir aleme, öyle diyelim, başka bir aleme ilave edilen bir ibn kelimesini sıfat alırsa ve arada da araya da bir şey gelmemişse, o zaman o damme üzere mebni olan o müfred marife olan münadada fetha muhtardı. Lakin yehtaru fethu, bunun fethesi muhtardır. Mesela ya Bekr ibn Halid, ya Ali ibn Abi Talib, mesela ya Umar ibn Khattab, bunlar gibi. Bunlar da fetha muhtardır. Neden? لِكَثْرَةِ وُقُوعِ الْمُنَادَ الْجَامِعِ لِهَذِ الصِّفَاتِ çünkü bu şartları taşıyan münada çoktur. Yani bu tür şartları taşıyan münada çokça nida ediliyor. O şartlar neydi? İbrahim bir söyle bakalım. O şartlar bir alem olacak. Başka doğru bir aleme, evet, başka bir aleme muzaf olacak. Başka bir aleme muzaf olacak. Öyle değil bak. Beni de yanılttın. Oğuzhan. Münada müfred olacak. Marife. Ve marife olacak. Yani alem. Marifenin de alem kısmı. Çünkü biliyorsunuz marif beş kısımdır. Onun da alem kısmı. Yani alem olacak. O münada müfred olacak. Alem olacak. Ve tabii müfred alem olunca haliyle damma üzere mebni olacak. Sonra münadanın sıfatı? Münada bir sıfat alacak. O sıfat da ibn olacak. İbn lafzı. Ve o sıfat olan ibn ile münada arasına da bir ara girmeyecek. Sonra o ibn de başka bir aleme mudaf olacak. İşte sıfatlar, şartlar dediği bu. Evet. Bu şartları taşıyan müfred, münada, alem, alemin fethi muhtardır. Yani fethi tercih edilir.
Neden? Çünkü bu münada, bu özellikleri taşıyan münada Arap kelamında çok geliyor. Vel kesretu, çokluktan münasibetun li tahfifi. Çokluk tahfife münasiptir. Yani çokluğun olduğu yerde hafif olan hareketleri, hafif olan pozisyonları tercih etmek münasiptir. Dolayısıyla fekaffafu bil fetati. Çünkü biliyorsunuz üç hareketten en hafif olanı fetadır. Sonraki ise en ağır olanı da damma kabul ediliyor. Bundan dolayı bu madem çok kullanılıyor. Ya Zeyd ibn-i Said'in, ya Ali ibn-i Zeyd'in, ya Said ibn-i Bekir'in, ya Bekir ibn-i Halid'in, sıkça Araplar böyle çağırdıkları için buna fetha, hafif olan fetha daha uygun olur. Onun için meftuh yaparlar. Fekaffafu bil fethati. Evet, sayfayı değiştir. Fekaffafu bil fethati leti hiye hareketuhul asliyetu. Onu asli harekesi olan fethayla ne yaptılar? Tahfif ettiler. Niye? Likevnihi mef'ulen bi. Niye asli harekesidir? Çünkü mef'ul bihidir. Mef'ul bihi olunca asli harekesi fetha oluyor. Her ne kadar mef'ul bihi iken, bakınız bu ayrıntıyı unutmayın. Mef'ul bihi iken Arap harekesidir. Burada ise bina harekesi ise de ama neticede ikisinde de fethadır. Dolayısıyla madem asli harekesi fetha ve fetha da hafiftir ve bunun da kullanımı çoktur. Öyleyse bunun fetha üzere mebni olmasını tercih ettiler. Evet, bu likevnihi mef'ulen bihi. Bu car ve mecrur nereye taalluk eder? Meleşok eder, bunu bize anlat. Bu likevnihi car ve mecrur nereye taalluk eder? Öncesini göremiyorum da. Hiyel hareketi mefhûlâtu likevnihi mefhûlen bihi. Fekaffafuhu bil fethati. Vallahi çıkartamadım yani, tam yeni de girdim, bilmiyorum öyle. O Seyda Moneda Moneda giriyor Seyda. Öyle mi? Abdülhakim sana dün yemek yedirmemişler. Belli ki. Darhan sana da yemek yedirmemişler. Sayfayı değiştir Ozan. Arkadaşlar, likevnihi mef'ulen bihi hiye hareketul asliyetu. O mübteda haberdir ya. O mübteda haber arasındaki nispete taalluk ediyor. Yani niye o asli harekedir? Likevnihi mef'ulen bihi. O hiye hareketul asliyetu. O hiye mübtedadır. Hareketuhu haberidir. Al asliyetu sıfatıdır. Bu cümle elletinin sılasıdır. Tabi mübteda haber arasında daima nispetin olduğunu biliyorsunuz. İşte bu likevni mef'ulen bihi o nispete taalluk ediyor. Yani sanki şöyle demişsiniz. Nesebnel hareketel asliyete ileyhi niye likevni mef'ulen bihi? Evet. وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ. Yani hal, o zaman hal oluyor değil mi sen de bir nevi? Yok yok. Bu hal falan değil. مَفْعُولًا بِهِ كَوْنِنْ خَبَرِدِرْ. Kevn, kânenin maslarıdır. Nakıs, fiilin masları olunca fiilinin amelini yapar. İsmini raf, haberini nasb. Ama kevn masları olunca ismini idafe edilmiş. O kevnihideki ha ismidir.
mef'ulen bihi de kevnen haberidir. Bu li kevni caru mecrur. O hareketu hiye hareketul asliyudaki nisbetin mübteda ile haber arasındaki nisbete zarf-ı lev'u olarak taalluk eder. Dolayısıyla hal maldir biliyorsunuz zarf-ı lev'u olunca hal olmaz. Yani zarf-ı lev'u olunca o zarf-ı lev'udur. O kendisi kendi başına bir mamullük gibidir. Onun mecruru mahallen mansub mef'ulü bihi gayri sarih oluyor. Evet. وَاِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللّٰهِ Elif lamla marife olan bir isim. Elif lamla marife olan bir isim nida edilmek istendiğinde. اَيْ اِذَا اُرِدَ نِدَاءُ Bununla şerh rahimeullah şuna işaret etti. Bu nudiye kelimesinden mecaz vardır. Mecaz. Yani zikrul musebbebi ve iradetü sebebi. Yani nudiye zikredilmiş ama onun sebebi olan irade kast edilmiş. Yani elif lamla marife olan bir ismin nidası irade edildiğinde kile mesela örneğin şöyle denilecek. Ya eyyuhel raculu. Ya eyyuhel raculu. Yani Ar-racul'deki elif lam tarif edatıdır. Ya da yerine göre kelimeyi marife ediyor. Mesela siz belli bir adam kast ederek ya raculu veya ya talibu dediğinizde o nida ile o racul ve talib marife olmuştur. Dolayısıyla elif lam kelimeye marifelik kazandırdığı gibi nida da marifelik kazandırıyor. Öyleyse iki tarif edatını peş peşe getirmek Araplar uygun görmez. İki marifelik ifade eden edatı peş peşe getirmeyi uygun görmezler. Bundan dolayı bu eliflamlı olan bir ismin üzerine direkt nida yası alınamaz. Ve siz yarraculu diyemezsiniz. Mesela bir adamın ismi El-Halid ve El-Harith ise Yel-Harithu mesela. Yel-Harithu veya isim değil. Mesela belli bir çiftçiyi kast ederek Yel-Harithu diyemezsiniz. Ya ne yapacağız o zaman? İşte o iki tarif, marifelik ifade eden iki edatı peş peşe getirmeyi önlemek için araya bir mübhem isim sokuyoruz. Ve böylece o mübhem isimle iki marifelik edatının aynı ifadete, aynı lafızda gelmesini biraz hafifletmiş oluyoruz. Ve bunun için ya eyyuhar raculu diyoruz. Ya raculu diyemeyiz. Ya eyyuhar raculu deriz. Bi tavsiyeti eyyamaha tembihi. Eyyu ve tembihasını birlikte araya koyacağız. Neyin arasına? Beyne harfin nidai, nida harfi olan ya veya eyyaha. Heya ey fark etmez. Yani bu yaya mahsus bir şey değil. Vel munadel muarrafi billami ve lamla marife olan munada arasında eyyü ve hayy bir araya şey sokuyoruz. Neden? Taharruzen an ictimai aleti tarifi bile fasleti. İki tarif aletini aralıksız bir araya getirmekten sakınmak için. Çünkü iki tarif edatını peş peş aralıksız getirmek uygun değil. İşte bundan sakınmak için araya ne yapıyoruz? Eyyü koyuyoruz. Eyyü tembihası ve ya eyyühar raculu. Veya
Eyyun'den başka haza da olabilir. Ya haza racul. Çünkü haza da mübhem bir. Her ne kadar kendisi marife ise de bakınız. Önemli bir şey söyleyeceğim. Haza'nın kendisi ismi işaret olması hasebiyle marife ise de ama o marifelikle birlikte bir ibhamı da var. O ibhamı sıfatla kalkıyor. Bu nedenle o ibham sebebiyle yayı başına getirebiliyoruz. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. وَيَهَذَا الرَّجُلُ بِتَوَسُّطِ هَذَا هَذَا'yı الرَّجُلْ ile nida harfi arasına koyuyoruz. Ve veya bu olmaz. Veya اَيُّهَذَا الرَّجُلُ اَيُّهَذَا ikisi. Çünkü bak bir tavsit emreyni ma'an. Hem اَيُّهَ هَمْ هَذَا ikisini araya sokar getirebiliriz. Yani hulasa tarif edatı olan eliflam ile ya'yı bir arada getirmemek için ya ikisinin arasına eyyü ile tembihası veya ikisinin arasına hada yani tembih edatı olan ha ile ismi işaret veya her ikisini her üçünü dediğimiz eyyü sonra tembihası sonra ismi işaret. Evet. وَالْتَزَمُوا böyle yaptığınızda اِلْتَزَمُوا يَعْنِ الْعَرَبَ Araplar şunu lazım kılmışlar. Yani şundan ayrılmamışlar. Burada iltizam ayrılmama anlamındadır. رَفْعَ الرَّجُولِ yani bu durumda raculun raf'ından ayrılmamışlar. Yani daima o eyyüden sonra gelen eliflamlı ismi veya hazadan sonra gelen eliflamlı ismi nidada daima marfu yapmışlar. Ya hazar raculu, ya eyyuhar raculu, ya eyyuhal insanu, ma garrake bi rabbikel kerim, ya eyyuhal nasu, inna khalaknakum min zekerin ve unsa, ya eyyuha Resulü bellig ma unzile ileyke ya eyyuha nebiyyü teqillah gibi örneklerde görüldüğü üzere o münada ile nida harfi arasına eyyü ile ha'yı getiriyoruz ve o münadayı sürekli marfa okuyoruz. Sürekli. Evet. Ve imkana sıfeten her ne kadar irab yönünden o eliflamlı isim. Bak yarab yönünden diyorum. Yarab yönünden o el-racul veya el-nebi, el-resul, el-nas, el-insan bunlar birer sıfet olsalar bile yarab yönünden ve hakkuha bu gibi yerlerdeki münadanın sıfeti yani damma üzere mebni olan münadanın sıfetinin hakkı da cevazul vecheyn. İki vecihin caiz olması yukarıda geçmişti dedik. Laf ve nasb caizdir. Mesela ya zeydul zarifu ya zeydul zarife. Normal bu. Ar-racul de burada münadadır. Ar-racul burada sıfettir. Nasıl ki zarif sıfat ise ondan raf ve nasb caizse zarif de ar-racul da veya el-insan da veya el-nebi neyse onlar da sıfettir. Peki onlardan niye raf ve nasb caiz değil? Daima marfu okurlar. Ve hakkı cevaz bu cehil arrafı nasb kemen marra. Liennehu çünkü esprisi şu. Çünkü liennehu o ar-racul yani irab yönünden sıfet olarak görülen racul لأنه أي رجل مسيان أرنين رجل هو المقصود بالنداء إشن حقيقة ده gerçeğin ده منادى odur إشن حقيقة ده منادى رجل دور أيو sadece bir aracıdır
bir bağlaç gibidir, bir edat gibidir. Dolayısıyla madem asıl şey itibariyle, anlam itibariyle münada o irab yönünden sıfat olan ar-racul'dur veya el-insandır, öyleyse onun o aslı konumunu düşünerek Araplar daima ne yapmışlar? Marfu yapmışlar. Mesela ya eyyuhar raculu daima demişler. Ya eyyuhar racule dememişler. Yani efendim işte racul sıfattır. Damla üzere mebni olan bir münadanın sıfatıdır. Bu sıfatta da iki vece caizdir. Arrafu onnes dememişler. Sadece bunu marfu okumuşlar. Ve arkadaşlar bakınız huvel maksudu bin nidai, çünkü racun nida ile kastediyor. Bundan dolayı feltezemu raf'ahu, onun raf'ını daima onun marfu okudular. Raf'ını zorunlu kıldılar. Litekune hareketuhul i'rabiyetu, ta ki i'rab harekesi muafikaten lil hareketil binaiyeti, bina harekesine uygun olsun. Yani ar-racul'un kendisi eliflamsız müfred marife bir münada olsaydı damma üzere mebni olurdu, ya racul'u diyecektik. Madem kendisi münada olsaydı damma üzere mebni olacaktı, burada ya eyyuhar racul'u şeklinde her ne kadar İrab itibariyle sıfet de olsa ve terkip itibariyle muarab da olsa ve onun harekesi İrab harekesi de olsa, ama yine de diyoruz ki o İrab harekesi onun kendisi bizzat münada müfred olunca, kendisi bizzat münada müfred olunca madmum oluyordu ya, diyoruz ki bu İrab harekesi de o kendisi bizzat münada olduğundaki harekesine münasip olsun. Ve böylece feyedullu ala ennehu huvel maksudu bin nidai. Böylece o damma ile şuna delalet edilmiş oluyor ki nida ile kast edilen o ar-racul'un veya ennasın veya ennebinin veya el-insanın kendisidir. Ve arkadaşlar dikkat ederseniz şunu görürsünüz. Bu Arapça, Arap lisanı ne kadar mantıklı bir lisandır. Yani böyle bir hareke bile dil mantığı içerisinde mutlaka mükemmel bir mantığı vardır. Ve ta 1400 sene önce kurulan, 1350 sene önce diyelim kurulan nahv ilmi, bu Arap lisanını o cahili dönemde, yani tarih öncesi dönemde bile kullanılan bu dilin ne kadar kurallı, düzenli, muntazamlı, muntazam bir dil olduğunu gösteriyor. Ve bunun için şöyle bir ifadem var. Diyorum ki nahu kelimesi lisanun ilmiyyun ve lisanu ilmen. Hem kendisi ilim lisanıdır, hem kendisi de ilmi bir lisandır. Ve Allahu alem arkadaşlar, bundan dolayı Kur'an-ı Azimuşşan son ilahi kitap ve i'cazı lafzında olan, kendisi muciz olan bu kitap, bundan dolayı Allahu alem Arap lisanı ile nazil olmuştur. Mesela yani bugün insan aklının bu kadar, insan düşüncenin, zekasının geliştiği, açıldığı, farklı ufuklara sahip olduğu günümüzde kurulan bu dünya meşhur dilleri, İngilizcedir, Fransızcadır, Almancadır, Farsçadır, bunlardan hiçbirisinde
Bu intizam ve incelik Allahu alem yoktur. Ve hâzâ, bu diyor, yani bu ya eyyuhar racûlû, onun dammeli olması, bi menziletil müstesna an kaideti cevâzil vecheyni fi sıfetin münâdâ. Bu bir bakıma, hani münadanın sıfatında iki vecin caiz olduğunu söyledik ya, bu bir nevi ondan yapılan bir istisnadır. Evet. Oğuzhan ekran gitti. Evet. Ve lihâzâ, bundan ötürü lem yelkur hunâke, orada yani münada müfred marife ve damme üzere mebni olan münadanın, yani müfred marife olup damme üzere mebni olan münadanın sıfatında raf ve nasbın caiz olduğunu zikredince bunu istisna edecek bir şey zikretmedi. Çünkü burada biraz onu detaylı anlatması icap ediyordu. Ama burada detaylı anlatması yine ondan yapılmış bir istisna gibi anlamak gerekir. Evet. Bu niye ekran gidiyor? Evet. ولذا لم يذكر هناك ما يخرج صفة الاسم المبهم عن تلك القاعدة. Yani mübhem ismin sıfatı. Çünkü eyyum mübhem isimdir. Hâzâ da mübhemdir. Onların sıfatı olan mesela ya eyyuhel insanu, el insan. O sıfatta, hani o da neticede irab yönünde sıfattır. Münadanın sıfatıdır. Dolayısıyla onda da normalde raf ve nasbın caiz olması akla geliyor. Ama özel bir durumu olduğu için ve o özel durumu anlatması icap ettiğinden burada bu özel durumu anlattı ve oradan bunu istisna edecek bir kayda yer vermedi. Ve tevâbi'ihi, bakınız arkadaş, bu ve tevâbi'ihi ne, nereye atıftır? Yukarıda geçen veltezemû raf'ar raculi ve tevâbi'ihi, oraya atıftır. Bilcerri zahansa, kendisi de söylüyor zaten. Bilcerri atfın ala raculi. Yani ya eyyuhar racul dediğinizde o racul yukarıda anlattığımız gerekçeyle daima marfu ettikleri gibi racule gelecek bir sıfat. Onun da daima marfu olmasını gerektiriyorlar. Mesela ya eyyuhar racul fadilu dediğinizde bu el-fadıl aynen ar-racul gibi daima marfu olacak. Neden? Çünkü el-fadılu ar-racule tabi olmuştur. Ar-racul de muğrabtır. Muğrabın tabileri de lafzına tabi oluyor. Evet. O zaman bu niye bugün bize kızıyor? Sık sık gidiyor. Hocam ben de anlamadım ya. Niye böyle olur ama. Evet. Başka birisi ekran paylaşımı yapıyor sanki. Ondan dolayı. Allah Allah. Evet. Eyveltezemu raf'a tevabi'l raculi. Raculun tabilerinin raf'ını zorunlu kılmışlar. İster o tabiler müfred olsun, ister mudaf olsun. Mesela ya eyyuhar raculu zarifu. Bu zarifu ar-raculun sıfatıdır ve müfreddir. Ama yine de daima marfu olacaktır. Bunda nasb caiz değil. Onun gibi ya eyyuhar raculu zulmali zu. Bakınız, mudaf bir tabi olduğu halde normalde münadanın mudaf tabileri mansuptur.
Ama bu yine marfudur. Neden? لِأَنَّهَا Çünkü bu er-racul için gelecek olan sıfetler tevâbi'u münâden mu'rabin. Çünkü onlar mu'rab bir ismin, mu'rab ve münada bir ismin tabileridir. Demin söyledim, er-racul'un kendisi mu'rabdır. Madem kendisi mu'rabdır ve ondaki o raf, yarab harekesidir, öyleyse bu efendime söyleyeyim, onun sıfatı da haliyle bittariqul evla marfu olacaktı. لِأَنَّهَا تَوَابِعُ مُنَادًا مُعْرَبٍ Halbuki وَجَوَازُ الْوَجْهَيْنِ İki vecin caiz oluşu اِنَّمَا يَكُونُ فِي تَوَابِعِ الْمُنَادَ الْمَبْنِي Mebni olan münadanın tabirlerinde geliyordu. Yoksa mu'rabın mu'rab bir ismin tabirlerinde iki vecihe caiz değil. Mesela ya Abdullah dediğinizde onun tabii sadece mansup olur. Raf olmaz. E burada da er-racûlu marfûtur. Dolayısıyla onun tabii de ister müfred olsun ister mudaf olsun daima marfu olur. Çünkü mu'rabın tabiileri lafzına uyuyorlar. Evet. وَقَالُوا Bu وَقَالُوا Efendime söyleyeyim, yukarıda hani eliflamlı bir isim çağrıldığında direkt yağının o eliflamlı ismin üzerine giremeyeceği, arada bir eyyûnün veya eyyuhanın veya eyyuhazanın veya hazanın olmasını söyledi. Bunun gerekli olmasının gerekli olduğunu söyledi. Ama bunun bir istisnası var. O istisnası da celalet lafzıdır. Allah ki biliyorsunuz Allah o aslı el ilahtır. Ve lafız hafif olsun diye el ilahteki hemzenin harekesini hasfetmişiz. El ilah olmuş. Sonra hemzeyi de hasfetmişiz. El ilah olmuştur. Lam-ı lam'a dağmetmişiz. Ellah olmuştur. Sonra tazim için tefhim etmişiz. Allah olmuş. Dolayısıyla o haddi zatında eliflamlı bir isim olmasına rağmen onun başına araya eyyu gibi, hada gibi, eyyu hada gibi bir aracıyı araya sokmaya gerek olmadan direkt ya üzerine gelip ya Allah deniliyor. Fakalu demişler. Binaen ala kaideti tecvizi içtimai harfin nidai muallami. Nida harfinin lamla birlikte gelebileceğinin bir kuralı vardır. Kural geçmedi daha şimdi söyleyecek. İşte o Kur'an'a binaen ya eyyuhallah, ya Allah demişler. O Kur'an nedir? Ve ye istima'u emreyni. İki şeyin bir arada olmasıdır. Nedir o? Ahaduhuma birisi kevnul lami ivadan an mahzufi. O lamın, o tarif lamının aynı zamanda mahzuf bir harften ivad olması. Sayfayı değiştir. وَسَانِهِمَا ikinci kuralda لُزُومُ عَلِ الْكَلِمَةِ O elin kelimeden ayrılmıyor olması. Kelime lazım olması, yani kelimeden ayrılmıyor olması. İşte bu kaideye binaen ya Allah demişler. Çünkü burada lamla nidanın gelebileceği ve şerhan kaide dediği o Kur'an burada vardır. Neden? لِأَنَّ أَصْلُ الْاِلَهِ فَهُذِفَتِ الْهَمْزَةُ وَالْاِلَهِ هَمْزَةِ حَسْفُ olundu. وَعُيْضَتِ اللّٰهُ عَنْهَا O lam, tarif lamı, aynı zamanda ondan ivad da yapıldı. Demek ki tavyid var burada. وَوَلَزِمَتِ الْكَلِمَةَ
kelimeye de lazım diyen kelimeden de ayrılmıyor demek lüzum da vardır. İşte bu kaide mevcut olunca ya Allah nida harfiyle elif el bir araya gelebilmiştir. Dövveli zimmetil kelimete ulam kelime de lazım oldu. Fela yukarı fi saatil kelam ilah. Yani kelamın saatinde yani darurat olmadan bir baskı bir sıkıntı olmadan normal bir kelam içerisinde lah elifemsiz kullanılmaz. وَلَمَّا لَمْ يَجْتَمَعْ هَذَانِ الْأَمْرَانِ o lamın ivad oluşu ve kelimeye lazım oluşu. Bu iki durum. Başka bir yerde yani başka bir kelimede bulunmayınca اِخْتَصَّ هَذَا الْاِسْمُ bu lafz-ı celil yani Allah bu cevaza mahsus kaldı. Yani bu durum sadece ona özel kaldı. Ve lihâzâ bundan dolayı kâlu şey kâle müellif hassaten dedi. Yani ve kâlu Araplar demişler ya Allah demişler hassaten. Sadece bu lafızda nida harfiyle tarif elif lamını bir araya eyyû gibi, hâzâ gibi, eyyû hâzâ gibi bir fasıyla koymadan söylemişler. Evet. Hele sayfayı değişti. Burada mı duralım yoksa devam mı edelim? Evet. Orada duralım arkadaşlar. Ve emmâ mislu en-necm. Cezakullah herhalde. Efendim.